aç kalırız, susuz kalırız. Yaşarız ama vatansız topraksız yaşayamayız. Şehitlerin yüzüne nasıl bakacağız ya? Aç kalırız ama vatansız kalmayız yani. Yani ne bileyim, bu oy dediğin zaman versin de kim verirse versin mi yani? Gelsin de nereden gelirse gelsin mi? Yarın ne olacak? Kendilerine faydası yok. O başka telden oynuyor, o başka telden oynuyor. Sadece boş konuşuyorlar. Onlar kendilerini yönetemiyorlar ki bizi yönetsinler. Şimdi CHP yani gitmiş HDP ile bir olmuş. Apo'nun heykelini dikecekler. Bizim vatan kolay mı alındı ya? Şimdi Erdoğan'ın gitmesini sadece Kandil değil, HDP değil. Amerika istiyor, İsrail istiyor, Yunanistan istiyor, Avrupa ülkeleri istiyor. Yani Türkiye'ye kim düşman varsa onlar istiyor. Demek ki Tayyip çok iyi bir lider, de ondan istiyorlar. Bir zamanlar Amerika'nın Marshall yardımı gibi yardımlar gelecekti İngiltere'den, oradan buradan bize ne diyecekler? Durun siz SİHA yapmayın, biz size verelim. Durun siz uçak yapmayı bırakın, biz size veririz. Verecekler bize 5. nesillerini, 2. 1. nesilleri. 10 sene öyle gittik, 10 sene sonra ne olacak? Açıkçası ben karşı tarafa oy vermeyi planlıyordum. Ama HDP'nin çıkıp da ne şartlarla bizi desteklediğini açıklasınlar dedikten sonra herhangi bir açıklama yapılamadığı için ben de kararsızlık, tutarsızlık sevmediğim için Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi planlıyorum. Reis tabii ki. Peki neden? Nedeni ortada. Nedenini soruyoruz size de. Nedeni ortada. Yani altılı masadan bir şey mi olur yani? Altılı masadan bir şey mi bekliyorsunuz? Bugüne kadar yapılanlarla bugüne, bundan sonra yapılacakların hesabını kim yapıyor? Bunların sadece reisle sıkıntısı, ülkeyle alakası yok. Doğru mu? Size göre doğru olmayabilir ama bana göre doğru. Yok, ben yorum yapmıyorum. Tamam. Siz yorum yapmayın. Tamam. Ama ben yorum yapıyorum. Diyorsunuz ki gerekçen bugüne kadar yapılanlardan dolayı. Her şey meydanda. Biz öncesini de biliyoruz, sonrasını da biliyoruz yani. Bu kadar basit mi bu işler? Seviyoruz, yapılanları görüyoruz. Yani destekliyoruz. Türkiye. Biz aç kalırız ama vatansız kalmayız yani. Siz? Ben karar vermedim henüz. Kararsızlardan. Karar vermedim. Belki de verdim, söylemek istemiyorum. Siz bilirsiniz ama sizin gerekçeniz diyorsunuz ki. Siz karşı tarafın yaptığı neden rahatsızsınız mesela oradan? Yani mesela altılı masanın neyinden rahatsızsınız da mesela? Onlar kendilerini yönetemiyorlar ki bizi yönetsinler. Diye düşünüyor. Evet, kendilerine faydası yok. O başka telden oynuyor, o başka telden oynuyor. Sadece boş konuşuyorlar. Vaatte bulunuyorlar. Ben lafa bakmam ki, icraata bakarım. Bana kim yapıyorsa ben ona veririm oyumu. Tayyip'ten başa girecek bir var mı? Bir aday var mı? İşe yarar ya. Resmi olarak 4 aday var. Resmi olarak var. Ben de adayım. Ama evimi yönetemiyorum mesela. Ben de adayım. Ama öyle değil. Şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugüne kadar gelmiş geçmişlerin içinde en iyisini yapan liderdir yani. Bundan iyisi yok. Şu anda yok. Belki çıkar mı, olur mu bilmeyiz. Ama karşısındaki Millet İttifakı'na bakınca onun onda biri kadar olacak kimse yok yani. Peki şeyi de sormak istiyorum. Şimdi Sakarya halkıyla konuştuğumuzda çok karşılık alıyoruz bu konudan. PKK'nın ya yani HDP'nin altılı masayı aday çıkartmayarak desteklemesi ve PKK'nın Duran Kalkan, işte Salim Müslim vesaire birçok üst düzey yöneticisinden açıklama geliyor ve Erdoğan'ın gitmesi gerektiğinden bahsedilen bazı süreçler var. Siz bunu nasıl okuyorsunuz? Şimdi Erdoğan'ın gitmesini sadece Kandil değil, HDP değil. Amerika istiyor, İsrail istiyor, Yunanistan istiyor, Avrupa ülkeleri istiyor. Yani Türkiye'ye kim düşman varsa onlar istiyor. Demek ki Tayyip çok iyi bir lider, de ondan istiyorlar. Anlatabildim. Yani şimdi burada ben kendi şahsi görüşümü söyleyeyim. Vatanını, milletini seven, seviyorsa Millet İttifakı'na oy vermez. Ben vermem yani. Siz mesela Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini söylediniz. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti veya Cumhur İttifakı en çok hangi hamlesiyle mesela sizi ikna etti? Sizin gözünüzde en önemli şey? Benim gözümdeki ne biliyor musun? Bak, herkesin hatası olur. Kimse haşa peygamber değil. Herkesin bir hatası vardır. Ama en az hatayı yapıp en büyük icraatları yapan, bu zamana ben 57 yaşındayım, gördüğüm liderler içinde en iyisi Tayyip'tir. Hani onun için ben reis diyorum yani, yoksa illa ki kimse bu dünyada kalıcı değil yani, illa ki bir şeyin başına devam duracak diye değil, ama
bundan iyi yönetecek kimseyi ben göremiyorum. Hani yok yani, şu anda yok. Mesela bana Kılıçdaroğlu'nun bir tane doğru sözünü söyle. Sen söyle. Yerel seçimlerde ne dedi? Namus şeref sözü dedi. Bir tane belediyelere kimse atılmayacak dedi. 20 milyondan fazla insan atıldı. Namus şeref nerede? Bunun hangi sözüne inanacağız şimdi biz? Hani şu anda ne vaat ederse inanalım yani. Hepsi yalan. O Türkiye için, Türk milleti için yok. O dış ülkeler için, işte Kandil için, Türkiye'ye, bayrağımıza, dinimize böyle saygısızlık yapanların peşinde onlar. Onlar onlara hizmet eder, Türkiye'ye değil. Yani ben Tayyip'ten iyisini görmüyorum. Allah da uzun ömür versin. Hani bir oyum da olsa, bir bin tane de olsa yani Millet İttifakı'na oy vermem yani. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Nedim de alabilirim. Yani zor bir süreçten geçiyor ülke. Ülkemizde bir demokrasi problemi var. Ciddi anlamda demokrasi probleminin getirdiği alt problemler diyeceğim. Ekonomik problemler var. Toplumun sağlığında sıkıntı var. Toplu halde iyileşmemiz için bir değişikliğe ihtiyacımız var. Bir kan değişikliğine. Ben o yüzden Kılıçdaroğlu'nun gelmesiyle birlikte bazı süreçlerin düzeleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Size sorayım abi. Siz de aynı mı? Hayır. Farklı. Evet. O zaman abi sen gel, gitme. Gel. Farklıysa siz kimi destekliyorsunuz ve neden? Ben tabii ki de AK Parti'yi destekliyorum. Peki siz neden AK Parti'yi destekliyorsunuz? Yani şimdi bunu daha çok parti olarak bakmayalım da yani kişisel olarak, toplum olarak baktığımız zaman bence bu seçim bize 1453'ün fethini yaşatacak, ikinci fethini yaşatacak yani. Kandil'den gelen açıklamalar HDP'nin Millet İttifakı'yı... Yani Sakarya onu kaldırmaz, onu kabul etmez. Bir sefer zaten biz toplum olarak zaten şehitlerimize saygımız var yani, anladın mı? Var yani. Dedim ya, biz burada mesela ben kendim Kürdüm, doğuluyum ama yani asla bir HDP'li olmadım yani. Bugün benim gözümde HDP artı PKK'dir, kim ne derse desin. Iğdırlıyım, 40 senedir Sakarya'da yaşıyorum, anladın mı? Tamam, ben burada ikinci sınıf muamelesi çok gördüm. Haddinden fazla gördüm. Yeri geldiler, yani Kürtler dediler, iş vermediler, dışladılar. 3-5 grubun üstümüze geldiler. Ama bu bizim suçumuz değildi. Onların da suçu değildi. Sonuçta bugün aynı zihniyete hizmet eden grup yani. Sonuçta baktığın zaman CHP'lisi de, HDP'lisi de, İYİ Partisi de, o su da bu su da. Bugün yani yapılan her şey bütün devletin üzerine, devletin başındakini yıkmanın peşinde. Başka bir şey değil yani. Allah'ın izniyle herkes mezhebini, dinini 2023 seçimlerinden sonra devam edecek yani. Herkes istediği gibi yaşayacak. 1453'te nasıl Fatih Ayasofya'da dur siz de burada dininizi istediğiniz gibi yaşayabiliriz dedilerse aynı o şekilde devam edecek yani. Ama yani ben ne olursa olsun, eğer Kürt olsun, Türk olsun, ne olursa olsun Osmanlı'nın değerlerine sahip çıkmayan Türk bizden değil yani. Ben asla kabul etmiyorum. Cumhurbaşkanı seçimleri yaklaşıyor. 14 Mayıs, 20 gün civarında bir süre var. Siz ne düşünüyorsunuz? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanlığında? Cumhurbaşkanlığında mevcut iktidarı destekleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden destekliyorsunuz? Onu biraz açalım. Ya şimdi yapılanlar ortada öncelikle. Milli hamleler oldu bu süreçte. Onların mevcut iktidar sürecinde mevcut hamleler yaptı. Bayağı bir gelişmeler oldu. Yani bunları, bu yapılanları göz ardı etmemek gerekiyor. Ona istinaden benim nacizane görüşüm bu. Altılı masanın ya genin HDP ile yakınlaşması sizi rahatsız ediyor mu? Evet. Evet, bir vatandaş etken olarak. Etken mi yani? Evet, evet. Çünkü bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yani muhalefet olsun, diğer mevcut muhalefet siyasi partiler olsun, vatanımız için, milletimiz için çalışması gerekiyor normalde. Ama bakıyorum, benim görüşüm olarak bir vatandaş olarak, bir vatandaş gözüyle baktığım zaman ben yani vatanın yararına, faydasına dokunacak bir hamleleri yok. Yani olsa zaten takdir edeceğiz onları da ama olmadığı için ne yazık ki düşüncem. Teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi çalışmalar. Destekliyorum. Peki neden reisi destekliyorsunuz? Çünkü adam gibi adam yani. Siz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorsunuz. Evet, evet. Nedeni de? Adam gibi adam olduğunu. Peki icraatlar bakımından baktığınız zaman? Memnunuz tabii ki. Tabii ki memnunuz. 20 senedir yani şeyini görmedik.
şu Peki, an. Karşı tarafta şöyle bir tartışma konusu var. Buradaki insanların dillendirdiği için size de soruyorum. Orada bir HDP'nin destekli vermesinin kendilerini üzdüğünü ve bu nedenle doğru, uzaklaştığını tabii. söyleyenler de var. Siz çok de doğru. O doğru, o konu doğru yani. Eğer o olmasaydı farklı olabilirdi ama şu an onların desteklemesi de çok büyük şey yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Bak, Cumhurbaşkanı olacak bir adam var mı yani bu ülkede? Peki nedeni nedir? Neden sizin oyunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a? Neden? Vizyonu çok geniş, ileri görüşlü. Geleceğe dönük düşünüyor, güncel değil. Yani torunumu düşünüyorsam onun aklıyla hareket etmem lazım. Peki altılı masa ve HDP ile yakınlaşan bir altılı masa diyeyim. Yani ona bakışınız nedir? Neden onlara oy vermeyi düşünmüyorsunuz? Ya da Kılıçdaroğlu ya da Sinan Oğan ya da Muharrem İnce neden değil? Neden değil? Ya çok şeye indirgeyeceğiz. Biraz basit kelimeler olacak ama Muharrem İnce'nin daha geçen hafta Kur'an kurslarını dozerle yıkacağını söyledi. Mesela örnek veriyorum. Efendim söyleyeyim. İyi Parti'nin içindeki ülkücüler şu anda seslerini çıkartmıyorlar. HDP dahil. Yani HDP kesinlikle yok diyorlar ama biz görüyoruz olduğunu. HDP'nin de PKK ile intisabı belli. 40 yıldır şehit veriyoruz. 40 yıldır askerimizi, polisimizi vuran bir PKK var. Bu PKK'nın sözcüsü olan bir HDP var. Bu HDP'yi de içine almış. Bunun oyuna talip olmuş CHP var. Yani İyi Parti desen içi zaten Kemalistlerle doldu. Ha ben Kemalist'e çok karşı değilim ama çok sıcak da bakmıyorum. Ayrı konu. Şimdi İyi Parti'nin içi Kemalistlerle dolu diyorsunuz da şöyle baktığınız zaman İyi Parti bugün HDP ile masanın yakınlaşmasına veyahut da PKK'nın Kandil'den gelen destek açıklamalarına karşı İyi Parti'nin içinden de çok fazla tepki geldiğini görmüyoruz. Yani kısmen Meral Akşener bazen ama çok ciddi eskisi kadar değil. O zaman hiçbir tepki yok. Yavuz Ağaralioğlu haricinde mesela o da bir patlama yaşadı ama niye yaşadı onu da bilmiyorum. Onun gibi birkaç tane. Onlar da sessiz kaldılar. Yok ben hiç tepki verdiklerine inanmıyorum. Hiçbir tepki vermiyorlar. Yani bu oy bu kadar mı şey yani ne bileyim bu oy dediğin zaman versin de kim verirse versin mi yani? Gelsin de nereden gelirse gelsin mi? Yarın ne olacak? Verdik diyelim. Verdik oyları. Bir zamanlar Amerika'nın Marshall yardımı gibi yardımlar gelecekti İngiltere'den oradan buradan bize ne diyecekler? Durun siz SİHA yapmayın biz size verelim. Durun siz uçak yapmayı bırakın biz size veririz. Verecekler bize 5. nesillerini, 2. 1. nesilleri. 10 sene öyle gittik 10 sene sonra ne olacak? Ne olacak? Raşit Rümer'in bomba fabrikasının kapatıldığı gibi tek tek bunlar kapatılırsa ne olacak? Yarın öbür gün Amerika 5 sene verir 5 sene sonra. Yine onun eyaleti gibi oluruz. Zamanında yapmışlardı bunu. Bizim gördüğümüz yine bu. Yani. Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Dünya lideri. Geleceğimiz için. Onu düşünüyoruz. Peki hangi mesela şeyler sizi oy vermeye itiyor Recep Tayyip Erdoğan'a? Yani mesela savunma sanayi atılımları mı? Şey liderliği mi? Yapmadığı şeyler kalmadı ki yani. Fakire, fukaraya her şeyini verdi yani. Daha ne yapalım yani? Peki diğer adayları nasıl değerlendiriyorsun? Mesela kesinlikle ya. CHP'nin içine Atatürkçüleri bile kovdular. Adamlar gitti ya. Şimdi CHP yani gitmiş HDP ile bir olmuş. Apo'nun heykelini dikecekler. Bizim vatan kolay mı alındı ya? Bizim vatanımız patates soğanla mı alındı? Şehitlerimiz şeyde patates soğanla mı gittiler yani Çanakkale'ye alırken? Ben patates soğan da yemiyorum. Vatanımı da seviyorum. Oyum da Tayyip Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Çünkü şu anki düzenden memnunum ve değişmesini istemiyorum. Sadece ona güveniyorum ve oyum da ona. Peki karşı taraf için burada Sakarya'da yapılan bir eleştiri var genel olarak. Diyorlar ki PKK'nın desteğini almış olmaları beni rahatsız ediyor. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Evet beni de rahatsız ediyor ve güvenemiyorum o konuda. O yüzden ben Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Tayyip Erdoğan'a destek vermenizin nedeni mesela hani liderliği mi, savunma sanayi atılımları mı vesaire hani orada var mı bir vaat olarak? Yani şöyle söyleyeyim bir kere duruşu yani konuşması her şeyle bana güven veriyor. Diğerleri aynı güveni vermiyorlar. Konuşmaları olsun, hareketleri olsun güvensizlikten dolayı ben Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Siz? Açıkçası ben karşı tarafa oy vermeyi planlıyordum. Ama HDP'nin çıkıp da
ne şartlarla bizi desteklediğini açıklasınlar dedikten sonra herhangi bir açıklama yapılamadığı için ben de kararsızlık, tutarsızlık sevmediğim için Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi planlıyorum. Peki orada sizi anladığım kadarıyla HDP'nin yakınlaşması ve PKK'dan gelen destek açıklamaları. Çünkü askerimiz var. Yani kendi ailemizde de asker var, doktor var, polis var. Onun için onlara böyle şeymiş gibi geliyor. İhanet edermişim gibi hissediyorum. Onun için Tayyip Erdoğan'a oy vermeyi planlıyorum. Reisi destekliyorum. Peki neden reisi? Neden? Çok bir sürü nedeni var. Hangini saysam ki? Birkaç tane. Çok var. Ya benim için önemli olan bu vatan toprağını koruması, sahip çıkması, bayrağı. Benim için önemli olan bu. Yokluğu her zaman gördük biz. Biz Çanakkale'yi bir avuç bulgurla kazandık ha. Bunu herkes öğrendi. Aç kalırız, susuz kalırız, yaşarız ama vatansız topraksız yaşayamayız. Peki vatansız topraksız yaşayamayız dediğiniz için soruyorum. Sizin de Sakarya'daki genel kanı gibi yani konuşan insanların birçoğu şeyden bahsediyorlar. İşte PKK'nın yaptığı açıklamalar ve HDP'nin masaya destek vermesi bizi rahatsız etti. Evet. Siz de mi? Evet. Ya şehitlerin yüzüne nasıl bakacağız ya? Nasıl bakacağız abi? Bu şehit ailelerin, bu yetimlerin yüzüne nasıl bakacaksınız? Hani verecek olanlara soruyorum ya, bir empati yapın ya. Bırak şimdi açlığı, susuzluğu, parayı, pulu, at kenara artık. Şimdi değil. Şimdi değil o vakit. O vakit şimdi değil. Onun da zamanı var ama o vakit şimdi değil yani. Nasıl bakacaksınız o şehitlerin, çocukların yüzlerine, suratlarına? He, Çanakkale'ye gidiyorlar ya gezmeye. Utanmayacaklar mı yani? He? Böyle düşünsene bir ya, bir empati yapsınlar. Başka bir şey değil ya. Var mı başka söylemek istediğiniz? Parti olarak peki hangisi? Parti değil. Ben Cumhurbaşkanı'dır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki parti bazında? Parti önemli değil. Ben partiye çok bakmıyorum yani. Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı'ndayız. Parti çok önemli değil yani şu anda. Siz Cumhurbaşkanlığı seçimini daha kritik görüyorsunuz. Peki bu seçimi kritik görüyor musunuz? Asrın seçimi olarak görüyor musunuz? Hani tabii ki. Dönüm noktası diyelim buna. Neden dönüm noktası? Hakla batılın şeyi diyelim, savaşı diyelim buna. Biraz gözünüzü açsa insanlar görecek her şeyi yani. Tayyip Erdoğan. Neden peki? Yaşam tarzıma uyuyor. Bir sıkıntı yaşamadım. 25 yıldır çok güzel şeyler yaşadık. Karşı tarafta yani Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ya da Sinan Oğan'a destek vermemenizin nedeni nedir? Onu da öğrenelim. Ben fanatiğim. Erbakan'dan sonra işte buna döndüm. Fanatik biriyim. Çalışmaz başka tarafa. Yüreğim çalışmaz. Yoksa onlar da bizim insanlarımız, neden olmasın? Değişebilir. Değişmesinden de taraftarım ama Tayyip Erdoğan tabii ki de.